Elazığ şehir merkezine 20 kilometre uzaklıkta yer alan Büyük Beyzade Ali Rıza Efendi'nin oğlu eski müftü ve milletvekili Mehmet Nuri Efendi tarafından yaptırılan Beyzade Konağı ve Havuzbaşı geçmişten günümüze kalan önemli konaklardan biri. Mimarisiyle görenleri kendisine hayran bırakan konak 1896 yılında inşa edilmiş. Konağın içerisinde ise halen o dönemden kalan eşyalar kullanılıyor. Her taşında ayrı bir işlemin olduğu konak şimdilerde sahip çıkılmayı bekliyor. Elizan turizmi ve tarihi için önemli bir eser olan Beyzade Efendi Konağı, Kanal Fırat Televizyonu Genel Yayın Yönetmeni Zeki Akbıyık'ın hazırlayıp sunduğu gündem programında masaya yatırıldı. Araştırmacı yazar Sedat Çağlayan'ın konak hakkında bilgiler verdiği program büyük ilgiyle takip edildi. Konak hakikaten şu anda Harput'ta böyle bir konak yok. Hepsi yıkılmış vaziyette. Evet. Elazığ'da da kalmamış. Fakat evet. konağın giriş kapısı bu. Kemerli, büyük, yüksek giriş kapısı. İçerisi büyük bir avlu. İstersen üç bir tarafta, evet. üç bir tarafta, diğer taraflarda da yine kemerler var. Kemerler sanat şaheseri. Birbirlerine o dönemde efendim kurşunlarla bağlanmış vaziyette taşlar. Taşlar hepsi işlemeli. Dikkat ederseniz e, Harput tabiriyle taka dedikleri dolaplar görüyor musunuz? Evet. Onlar bile hep taş oyması. Ama muhteşem bir yere benziyor. Muhteşem ben, Biz bir de yer. göremedik şimdi kadar. Tabii. Tam neresi e, burası? Artık... tam efendim e, Sarını Köyü. Bur Elazığ'dan evet. 20 kilometre ötede. Şimdi Altın Kuşak dedikleri Sarını Köyü. Ve orada eski müftülerimizden Beyzade Efendi'nin oğlu ve iki dönemde milletvekilliği yapmış biraz sonra anlatacağım. Mehmet Nuri Efendi tarafından yaptırılmış. Evet. Şimdi Zeki Bey konak İki dönümün yeri yani 1800 metrekare yer üzerine inşa edilmiş. Görüyorsunuz merdivenler falan hepsi sal fakat evet. hazindir ki duvarlarda çatlamalar var. Çatlamalar. Evet bakın görüyorsunuz. Çağlayan konağın 1896 yılında inşa edildiğini açıkladı. Fakat bir sanat şaheseri. Dikkat ederseniz orada taşlarla bak e, taka dedikleri dolap kısımları bile daha önce hep bu yekpare. restore olmuş mu yoksa Hayır, kendi imkanlarıyla kendi imkan evet. Kaç yılında yapılmıştı bu konu? Ben okuduğum Osmanlı kaydında bir şeyde vardı havuz başında bir de bu içerideki havuzun başında vardı. Evet. Çeşme şimdi biraz sonra göreceğiz. Evet. Ha şu çeşmenin Çeşme. başında akan evet, çeşmenin doğru. taşın üzerinde yazıyor 1312. 1312. Yani 1896'da inşa evet. edilmiş. Şöyle böyle 125 senelik bir konak. Taşlar hep işlemeli, kürünler hepsi işlemeli, su akan kısımlara bakın hepsi işlemeli. O dönemde evet 1312. 1312. Evet, evet. yazılmış. İçeride ve dışarıdaki hem selamlık kısmında. Bu selamlık kısmının merdivenleri yukarı kata çıkıyor. Yukarıda bir terasımsı yer var Zeki Bey. Evet. Evet, büyük oda selamlık kısmının büyük odası, salonu yani daha doğrusu. Fotoğraflarda konağı yaptıran Mehmet Nuri Efendi sağ tarafta, arkadaşlar yaklaştırırsa. Evet. Yan tarafta da kardeşi Hacı Bahattin Efendi. Yani Hacı Baha Efendi. Baha Efendi. Evet. Yanlarda odalar. Şu baştaki odada, evet, Mehmet Nuri Efendi. Mehmet Nuri Efendi. Evet, milletvekili, iki dönem milletvekilliği yapmış. Evet. Bu da İlham Bey. Evet. Oğlu, torunu. Bu da Hacı Baha Efendi, küçük kardeşi. Küçük kardeş. Evet. Bahattin Efendi. Bunlar Beyzade Efendi hep kardeşler Bu da değil mi? Hamza Bey. Kardeşler. Mehmet Beyzad Efendi. İki kardeşler zaten. İki kardeşler. İki zaten. kardeşler. Biri Mehmet Nuri Efendi, biri Baha Efendi. Baha. Bu da Hamza Bey. Hamza Bey. Yani Mehmet Nuri Efendi'nin evladı. Evladı. Evet. Dede, oğul, oğul ve torun. Torun. İlhami Bey. Mesela evet. o zaman bile resimleri hala duruyor yani değil mi? Evet. Kaç, kaç evet. yıllık mesela bunlar? Tabii. Kahmini? Yani bina 125 senelik. Evet. Konağın içerisinde o dönemlerden kalan eşyalar da duruyor. Onlardan birisi Sultan Abdülhamit Han tarafından aileye verilen berat. Sultan Abdülhamit Han tarafından kendilerine verilen bir berat. Berat. Evet. Eski el yazması, Kur'an-ı Kerimler. Evet. ve artı hem Mehmet Nuri Efendinin babadan intikal eden kitaplığı hem de Hacı Baha Efendi okumaya çok hevesli ve e, konağının bütün odaları kitap dolu bir kısmını konakta muhafaza ediyorlar efendim bu fotoğraf evet. Hacı Baha Efendinin fotoğrafı tabii kendi bilmeden iste, istemezmiş fotoğraf çektirmeyi o anda ha, bu da onu söyleyeyim geçelim. İşte. Bu da orijinal o dönemin Mehmet Nuri Efendi'nin karyolası. Karyola. Evet. Ha, kendi karyolası. Kendi yani, karyolası. Evet. İşlemelidir. Evet. Pirinçten. Beyzade Efendi'nin kullandığı kokular da yine konağın içerisinde muhafaza ediliyor. Bu da Büyük Beyzade Hacı Ali Rıza Efendi'nin kullandığı kokular, kokular o dönemde. Şişelerde hala duruyor, çok da güzel kokuyor. Evet. evet. Mübarek zatın kullandığı. Ortasında da tahtadan su içtiği bir tas var. Tas var. Evet. Bir de cübbesi var mübarek zatın. Aile tarafından saklanmış hala. Evet. Eşyalar yüzde seksen o dönemden kalan eşyalar. Eşyalar. Tabii. Mehmet Nuri Efendi'nin ve o sandıklar falan hepsi o dönemin eserleri. Birkaç tane örtü gösterdiler. Onlar da ta Büyük Beyzade Hacı Ali Rıza Efendi tarafından evet. hanımı tarafından verilmiş eşyalar. Yani konak restorasyon olursa Zeki Bey. Evet. Bu eşyalar orada sergilenir. Hmm. Yani restorasyonda da tabii büyük çapta bir restorasyon olması gerekiyor. Çünkü duvarlar çatlamış vaziyette. Araştırmacı yazar Seda Çağlayan, Elazığ'da ayakta kalan konağın olmadığına dikkat çekti. Harput'ta şu anda yani ayakta kalan konak yok. Evet. Bir tane girişteki Sağır Müftü'nün konağı Mahmut Nedim Efendi'nin belediye tarafından satın alındı, restorasyon yapıldı. Fakat aslına pek uygun olmadı. Arka tarafta da e, Sungur oğullarının eve güya restorasyon yapıldı. O da aslına uygun olmadı. Evet. Diğer Harput'ta da ayakta kalan konak yok. Hüseyinlik'te bir iki tane konak var. Onlardan da mesela Hüseyinlik'te Faik Bey'in konağı, Meclis İdare Başkatibi, Nihat Bey'in ve Faik Bey'in konağı var. O da yıkıldı, yıkılacak. O, onun da yani durumu hoş değil. O da böyle aynı işlemeli taşlı, efendim kemerli Altı avlular hep taş kemer falan. Yani bunlara e, valilik, belediye artı il Kültür Müdürlüğü, sayın milletvekillerimiz el atarsa çok iyi olur. Çiçek saksılarının dahi işlemeli olduğunu belirten Sedat Çağlayan, bu konağın mutlaka turizme kazandırılması gerektiğini söyledi. Zeki Akbıyık ise konağın turizm açısından kullanılabileceğini, kürsü başı etkinliklerinin yapılabileceğini belirtti. Bakın Çiçek saksıları bile işlemeli. Evet. Bu Çok kahve şeyler. ocağı. 3-4 yani. yerde var kahve ocağı taşları. Evet. Hepsi işlemeli. Mesela bu havuza akan suyun taşları. Evet. O dönemde ha havuz başının görünüşü. Konağın büyük bir kemer, kemerin altında efendim şeyler büyük bir şadırvanımsı bir taş evet. su içerisinden fışkırıyor hep işlemelidir kürünler artı efendim su yolları hepsi işlemeli lale motifli efem çiçek dizaynı evet şeyler ya e, siz hocam şimdi bunları görünce bak evet. mesela muhteşem bunlar bu değer mesela ee, hani bunlara da çok iyi değerlendirip bir kürsü yapılabilir burada değil mi? Yani şey olarak Şimdi sorayım, efendim işte yani Dışarıda mesela misafirlerimiz geliyor. Evet. Yani burada mesela diyelim ki mali Tabii. yemekler yapılabilir. Yani restoran da kullanılabilir ve ciddi bir şekilde turu çekeriz. Mesela ben geçen hafta Malatya'ya gittik. Evet. Malatya'da işte eski Malatya var. İnanın hiçbir şey yok ama. E, restorasyon Çekir Vakfı orayı restorasyon yapmış. Ama bir şeyleri görseniz evet. ondan sonra. Kalabalık. Harika Ollarıyla yapılmış. Üzülüyor sedat çağlayan il yöneticilerinin bu konağı görmesi gerektiğine dikkat çekti. Yani burayı görmeleri lazım. Evet. Sayın valimin, milletvekillerimizin artı belediye başkanımızın, başkanımızın bu konağı görmeleri lazım. Çünkü şu anda diğer konaklar yıkılmış. Mesela bazı köylerde bildiğim konaklar yıkılmış. Harput'taki konaklar yıkılmış. Bir tek elimizde bu kalmış. Evet. Bu da eğer yıkılırsa İki gün sonra hayvah etmeyelim. Yani Aynen, doğru. üzülmeyelim, ağlamayalım. Evet. Şimdi nasıl Harput'un evlerini alıyoruz? Aa keşke olsaydı bu fotoğrafa bakıyorsunuz. Evet. Diyorsunuz ki keşke bu mahalle ayakta kalsaydı. Ama hazindir. Hepsini yıkmışız. Doğru. Yani bu deprem görmemiş. Tabii doğru. Artı efendim su sel felaketi görmemiş, yangın görmemiş. Elimizden yıkmışız. Evet. Yani Arpı'da. niye yıktık? Hazine aradık. İşte altın evet var işte. mı altında? Bir Şimdi şey çıkarır yani mıyız diye. Konu yüzden yıktık? Şu anda Elazığ'da tek diyebilirim. Evet. Tek konak. Tabii Tek diyebilirim.